Tamam. İyi misin? İyiyim, şükürler olsun. Sizler? Burada mısınız? Buradayım. Hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığı'nda konuştu. Bakan Soylu, gelecek nesillerimizin önüne güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye'yi bütün riskleri alarak bırakmak zorundayız dedi. İtalyan Tasarım Günü kapsamında hazırlanan Sustain IT Proje Atölyesi poster sergisi lansmanı Ankara'da yapıldı. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen lansmana Büyükelçi Giorgio Marapodi'nin yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Neriman Şahin Güçan, İtalyan Tasarım Elçisi Bahar Gedikli ile projeye katılan ODTÜ öğrencileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu, uluslararası düzenin yeniden inşasına yönelik bir yaklaşım başlıklı panel düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti. Topkapı Anıt Mezar'a gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak idam edilişlerinin 61. yılında merhum başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ankara'da lisede okurken havacılık etkinliklerine katılarak başlayan maceralarını 70 üstü yaşlarında da sürdüren 3 ihtiyar delikanlı Türkiye'nin dört bir yanında atlayışlar gerçekleştiriyor. Takım kaptanı Ömer Erdem, "Tek gayemiz gençlere örnek olmak, yaşımız kaç olursa olsun heyecanı, korkuyu, adrenalini yaşamak istiyoruz." dedi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül'ün Türkiye adına 4. altın madalyayı kazandığını belirterek, "Millet olarak onur ve gurur duyduk." dedi. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah Türk sporu yeniden diriliş, yeniden varoluşunu gösteriyor. Son zamanlardaki alınan madalyaları da malum görüyorsunuz. Bunlar sürekli artarak büyüsün istiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İndir yere. Biraz daha hızlı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ankara Gücü ile karşılaşacak Demir Grup Sivas Spor maçın hazırlıklarına başladı.